dünyanın en pahalı taşıdır. Bu değerli elması her zaman zararlı ellerden koruyan bir kral kobra vardır. Bu koruyucu kral kobraya Tanrı çok özel güçler vermiştir. Onlar insan şekline de girebilirler. Ama elmasın burada ne işi var? Himalaya dağlarında gizli bir mağarada olmalı. Birçok kobra bu elması alıp yerine götürmeye çalıştı. Ama başaramadılar. Yıllardan beri bu mağara elması barındırıyor. Bu mağaranın koruyucusu bir kuş ve büyücü. Bunların gözünden hiç kimse kaçamaz. Bu dünyada elması buradan alıp Himalayalardaki tapınağa götürecek kimse yok mu acaba? Böyle yürekli biri yok mu?
Siz ne yaptınız? 15 sene toprak altında kaldıktan sonra ilk defa bugün dışarı çıkmıştım. Tanrı'ya ibadet edip size teşekkür edecektim. Sonra da elması almaya gidecektim. Büyücü elması saklıyor. Bana yardım edeceğinize beni öldürdünüz. Ben çok büyük bir hata yaptım efendim. Sizi görünce çok korkmuştum. Beni affedin efendim. Beni affedin. Özür dilemekle beni hayata döndüremezsin. Bir kobrayı öldürmekle günah işlediniz. Hayır. Ancak o büyücüden elması alıp beni tekrar hayata döndürürseniz bu günahtan kurtulabilirsiniz. Elması Himalayalardaki gizli tapınağa götürebilirim o zaman. Elması bulana kadar vücudumu iyi koruyun. Kimse yok mu? Köylüleri nerede bulabilirim? Bundan sonra iki tepe aşacaksınız. Ve avcıların reisinin adı nedir? Trikali. Hey Elmas. Bayramımız bir ay sonra başlıyor. O gün seni oradan çıkartacağım. Ben Trikal, o zaman olağanüstü güçlere sahip bir insan olacağım. Olmayı bırak, yakında mahvolacaksın. Evet, güçlü olmayı bırak Trikal, mahvolacaksın. Böyle tehlikeli işlerle uğraşırsan hayatından olabilirsin. İstediğini söylemekte serbestsin Pratap. Ne dilini kesebilirim, ne de seni öldürebilirim. Bunu biliyorsun. Eğer dilini kesersem duaları kim edecek sonra? Eğer öldürürsem elması almama kim yardım edecek? Bu rüyan asla gerçekleşemeyecek. Gerçekleşecek mutlaka. Rüyalar asla gerçekleşmez hiçbir zaman. 15 senedir esaretinden kurtulma rüyaları görüyoruz. Siz buna mecbursunuz. Sizlerin rüyaları asla gerçekleşmez. Çaresiz insanların gözyaşlarından kork Trikal. Onların gözlerinden korkmalısın.
Gözyaşlarımızla boğulacaksın bir gün. Trikal'in köyünde ondan izin almadan bir kuş bile uçamaz. Söyle, kimsin sen ve buraya niçin geldin? Sadanan, buraya o elması almaya geldim. O elmas benim hayatımın tek amacıdır. Onu ele geçirip yakında olağanüstü güçlere sahip olacağım. Kısaca diğer insanlardan üstün olacağım. Hayır Trikal, sen olağanüstü güçlere sahip olamazsın. Çünkü o zaman herkes senin düşmanın olacak. Çünkü o elmas Tanrı'nın yarattığı bir harikadır. Benim adım Trikal. 20 sene ibadet ettikten sonra ancak bu muskayı alabildim. Bu muska bende olduğu sürece hiçbir yılan bana bir şey yapamaz. Önünde sonunda o güçler benim olacak. Olağanüstü güçlerin sahibi bir tek varlıktır. O da Tanrı'dır. Bu yüzden elması bana vermelisin. Kes sesini! Elması almaktan söz ediyorsun. Trikal bunu almayı düşünenleri bile sağ bırakmazken ihtiyar. Durun! Bunu siz değil, benim kuşum öldürecek. Vezir! Beni kurtar. Beni kurtar Tanrım. Tanrım, sen büyüksün. Elması ben getireceğim baba. Seni bu günahtan kurtaracağım. Hayır oğlum. Kendi bencilliğim yüzünden senin hayatını tehlikeye atamam. Senin için bir şey yapmayacaksam bu hayatın ne anlamı var? Oğlum, ben ömrümü tamamladım sayılır. Oysa senin önünde daha uzun yıllar var. Sen benim için neler yaptın baba? Eğer ben senin için bir şey yapmayacaksam lanet olsun yaşayacağım o hayata. Ama oğlum, daha fazla dinlemek istemiyorum. Sadece o büyücünün nerede olduğunu söyle ve gerisini bana bırak baba. Beedley, Beedley, senin bu şakalarından hiç hoşlanmıyorum. Zaten yıkanmaya gidiyordum. Nagina, bu kadar kızgınlık iyi değil. Baba evindeyken dilediğini yap. Koca evinde bunlara hasret kalacaksın. Apayrı bir insan olacaksın. Daha beni etkileyecek biri çıkmadı. Bu köyde öyle biri yok canım. Evet evet, seni etkileyecek bir yabancı çıkıp gelecek anlaşılan sonunda. Şu da kim? Ne kadar yakışıklı biri. Ha, evet. İyi bir aileden olmalı. Evet. Hey, ne habire evet deyip duruyorsun? Herhalde çok su yutmuş olmalı. Babam böyle bir durumda ağzından nefes verirsen hasta kurtulur der. Aman tanrım, o zaman nefes versene. Yok hayır, ben yapamam. İyi, verme tabii.
Kendine gelmedi bu. En iyisi abime götürelim. Neredeyim ben? Yabancı, sen bu şehrin kıyısında baygın bir haldeyken Nagina ve Bijli seni görüp buraya getirdiler. Bana verdiğin nefes hala vücudumu ısıtıyor. Yaptıkların için sana nasıl teşekkür edebilirim onu söyle lütfen. Yani o zaman sen baygın değil miydin? O zaman kendimdeydim. Ama şimdi değilim. Hekim Bey. Hı? Çok çok teşekkürler. Gidebilir miyim? Bak yabancı, tam olarak iyileştim diyemem. Birkaç gün burada kalıp dinlen. Sonra istediğin yere gidersin, tamam mı? Hekim Bey, bu kız kimdi? O mu? O bizim Trikal'in kızı Nagina'dır. Aa, anlaşılan çok isabetli bir iş yaptım. Onun yardımıyla elmasa ulaşmam mümkün olabilir. Aferin Cangi. Her yıl olduğu gibi bu yılda ben Trikal seni köyün en güçlü adamı seçiyorum. Aferin. İstediğin ödülü vermeye hazırım. Şimdilik bu ödül borcun olsun Trikal. Zamanı gelince isterim. Tamam, nasıl istersen. Bravo patron. Hey patron, zamanı gelince ne isteyeceksin? Bu köyde istenecek tek bir şey var. Yani Trikal'in kızı ne diyor?
Kendini bize daha iyi tanıtmalısın oğlum. Bir ailen var mı? Nereye gidiyordun sen? Hekim bey, hayatta hiç kimsem yok. Bir sandalda diğerleriyle birlikteydim. Ama sandal alabora oldu. Ben de buraya kadar sürüklendim. Kurtuldum çok şükür. Burada kalabilir miyim hekim bey? Neden olmasın? Ama burası yılan avcılarının köyüdür. Burada kalıp da ne yapacaksın sen? Ben de onların yaptığını yaparım. Neden olmasın? Buradaki insanlar zehir satarlar. Üstelik sen yılan yakalamasını bile bilmiyorsun. Bilmiyorum ama kısa zamanda öğrenirim hekim bey. O zaman tamam. Seni Trikal'le tanıştırayım. Çünkü ondan izin almadan burada kimse kalamaz. Yakalanan yılanların zehirlerini çıkartın hemen. Trikal. Hekim bey sen misin? Ne istiyorsun? Trikal, bu bir yabancı. Tesadüfen buraya kadar gelmiş zavallı. Artık burada kalıp işimizi öğrenmek istiyor kendisi. Bu iyi de delikanlı. İşimiz çok zordur bilesin. Biz yılan avcılarıyız. Sen kaval çalmasını bile bilmiyorsun. Eğer bir yılan seni ısırırsa ne yaparsın? Ne yapacağım? Siz beni kurtarırsınız. Bravo. İşimiz yılan yakalamak yabancı. Bu elini uzatıp yakalayacaksın demek değil, anladın mı? Zor olursa olsun. Sen annenin karnında mı öğrenmiştin bu işi? Sen nasıl öğrendiysen o da öyle öğrenir. Ona ben öğretirim. Öyleyse tamam. Ona kalacak bir yer ayarlayayım. Çok teşekkür ederim. Su verin. Su verin bana. Su verin. Su ne ki? Size her şeyi verebilirim sadece bir defa. Bir defa beni dinle ve o elması almamı sağla. Ben susuzluktan ölebilirim ama sana bu iyiliği asla yapmayacağım. Hayır, yapacaksın. Ölmene izin veremem. Sana su getireceğim hemen şimdi. Hadi al, ona içir. İçir ona. Böyle işkence etme Trikal. Biz susuzluktan ölürüz. Ölmeyecek, sadece çırpınacaksınız. Bir gece daha böyle susuz kalırsanız aklınız başınıza gelecek sizin. Yarın mutlaka yola geleceksiniz. Ne oldu? Kendi halime üzülmüyorum Trikal. Ama kocamın bu halini görmeye dayanamıyorum. O zaman ona gözyaşlarını mı içireceksin ha? Sen bir kadının ne kadar güçlü olabileceğini bilmiyorsun Trikal. Bir kadın kocasına verebilmek için çölde bile su bulabilir. Beni sakın küçümseme Trikal, sakın. Çöl buralara çok uzak. Sen burada su çıkar da göreyim seni. O zaman seni küçümsemekten vazgeçerim. Al bunu. Ah!
Nagina, sizin köyde misafirlerin yoluna böyle çiçek mi döşerler? Her misafire değil, sadece çok özel olanlara. Misafirlere fazla yaklaşmamalı, çünkü bir gün gidebilirler. Ve en önemlisi, insan yabancılara pek güvenmemeli. Kuş aynı dalda, nehir aynı yerde, rüzgar aynı ağaçta ve misafir aynı yerde fazla kalmaz. Eğer benim yabancım kuş gibi uçmaya çalışırsa, onun kanatlarını keserim ben de. Nehir gibi akıp gitmeye çalışırsa, elimi set yapar durdururum. Rüzgar gibi esip geçerse önüne bir dağ gibi çıkar durdururum. Ve eğer geri dönmek isterse, ben de gözyaşlarımla gidişine engel olurum. Thank you.
sayıyı arttırmanı istiyorum. Siz merak etmeyin Trikal. Bolu varken buraya asla kimse giremez. Ben bir yılan gibiyim. Soktuğum kişinin yaşaması mümkün değil. Ne kadar tehlikeli olduğumu bilemezsiniz. Bu yüzden de sana en önemli yerlerin korumasını verdim. Karanlık ne kadar fazla olursa olsun, hırsız bekçinin gözünden asla kaçmaz. Hırsız mı? Hangi hırsız? Sen. Mağaranın meşalesini söndürerek buraya kadar geldin. Söyle, buraya ne amaçla geldin ha? Eğer söylemezsem ne yaparsın? O zaman seni mecburen Trikal'in yanına götüreceğim. O kendisi senden laf almasını bilir. Beni Trikal'e götüremeyeceksin. Beni daha tanımadığın anlaşılıyor. Ben bir yılan gibiyim. Soktuğum kişinin yaşaması mümkün değil. Benim ne kadar tehlikeli olduğumu henüz bilmiyorsun galiba ha? Demek mağarada ne aradığını söylemeyeceksin. Ta başından bu yabancının köyümüze bir maksatla geldiğini biliyordum Trikal. Bu yüzden de gecenin bir vakti mağaraya gitti. Demek bize maksadının ne olduğunu da söylemeyeceksin. Trikal'i aldatmaya kalkanlar bu dünyada yaşayamazlar. Thank you.
masum bir insanı kılıcınla öldürmeden önce biraz dur. Neler diyorsun kızım? Beni dinle baba. Ben odamda uyurken Bolu geldi ve ağzımı kapayarak beni mağaraya götürdü. Çığlıklarımı duyan bu yabancı gelip beni Bolu'nun elinden kurtardı. Ve bana eğer biri seni böyle görürse herkese rezil olursun dedi. Nagina'nın anlattığı şeylere göre Bolu kendi kötü niyeti yüzünden ölmüştür. Trigal. Yabancı kızım Nagina'nın hayatını kurtardı. Bu yüzden ben Trigal hem yabancıyı serbest bırakıyorum hem de onu Bolu'nun yerine mağaranın bekçisi yapıyorum. Önümden çekil. Çekilirim. Ama önce yalan söyleyip neden o yabancıyı kurtardığını söyle. Onunla ne ilişkin var senin? Bana bunu sormaya hakkın var mı? Sen benim karım olacaksın. Ne harika bir tokattı arkadaş. Tokat dediğin böyle olur. Demek harika. Evet, hem de çok. Yine mi? Kim? Ne yapmaya geldin? Bicli. Ödedin? Hayır. Sol azı dişim çok ağrıyor da. Anladım. Ağzını aç bakayım. Pis kokuyor bu be. Çekmem lazım. Ekim Bey, ne yaptınız? Benim sol tarafım ağrıyordu, siz sağ dişimi çektiniz. Hayır. Mikroplar var ya mikroplar. Sağ tarafta oturup sol dişini çürütüyordu. Onun için bunu çekmem gerekiyordu. Çok ağrıyor. Bicliye söyler misiniz? Bir kumaşı o güzel nefesiyle hohlayıp çeneme koysun olmaz mı? Yoksa bütün ağrılarım dinmeyecek. Ne? Ben gidiyorum, tamam. Hadi gidelim. Sakin olun. Güle. Güle güle. Yabancı, Bolu'yu neden öldürdüğünü sormayacağım sana. Cangi'yi yabancı çıkarıp seni Trigal'in kılıcından kurtardım. Ama Cangi'nin hışmından seni kurtaramam. Yabancı, bu köyü terk edip başka bir yere gitmelisin. Ben ayrılığın acısına yabancım nerede olursa olsun sağ salim ve hayatta diye düşünerek katlanırım. O benimdir. Yabancı, buradan gitmelisin. Hadi git. Git yabancı. Buradan gitmen gerek. Lütfen git. Burada hayatın tehlikede. Lütfen git. Sizleri buraya çağırdım çünkü yarın köyün düğün günüdür. Erkekler sevdikleri kızlara bilezik takacak ve bayramdan sonra onları evlendireceğiz. Yabancı! 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 Sonunda Nagina'yı terk mi ettin yabancı? Nagina? Nagina'yı bırakıp nasıl gidebilirdin? Yabancı, yarın köyde düğün günü olacak. Sen de oraya gel, olur mu? Köyde düğün günü mü? Evet. Eğer bir kız sevdiği bir erkek varsa ona bileziğini çıkarıp verir. Ve erkek o bileziği kızın bileğine takar ve sonra bayramdan sonra
ikisi evlenirler. Muhakkak gelmelisin. Bileklerime bilezik takmak için mutlaka gel. Mutlaka gel yabancı. Lütfen. Erkekler Mahabali'den daha yakışıklı. Bunlardan birini seçsene Bicli. Trigal, sen hala bana bir ödül borçlusun. Ödülümü bugün istiyorum. Bana kızın Nagina'yı vereceksin. Trigal'in kızı bir eşya değildir ki ödül diye verilsin. Dün geleneklerine göre kızlar dilediklerini eş olarak seçerler. Eğer kız yabancı birini eş diye seçmişse o yabancının gücünü ispatlaması da bizim kendi geleneklerimizdendir. Bu yabancıya sorun. Benimle güç denemesine hazır mı? Evet yabancı. Buna hazır mısın? Söyle. Hazır mısın? Evet. Yabancı. Cangi çok iyi bir dövüşçüdür. Bizim köyde onunla kimse yarışamaz. Ama sen... Umudunu yitirme. Dövüşte onu yenip bilezikleri bana sen takmalısın yabancı. Yoksa kimseyle hayatımın sonuna kadar evlenmeyeceğim. Senden başka kimsenin bilezik takmasına izin vermeyeceğim. Yarışma yarın köy meydanında olacak.
buna. Nagina'nın nişanını kutlamak için bu akşam bir eğlence yapılacaktır. We'll be right back.
Siz hekim mi evde? Hayır, ben sizi görmeye geldim. Beni mi? Evet, çünkü neden beni? Kendime patron seçtim. Siz benim patron mu? Evet. Beni patron seçip ne yapacaksın? Öyle demeyin lütfen. Ben ne yılan yakalamayı biliyorum, ne de hekimlik yapabiliyorum. Hayır, öyle demeyin. Sizin çok fazla özelliğiniz var. Çok çekicisiniz bir kere. Bakın, köye daha yeni geldiniz ama köyün en güzel kızıyla nişanlanmayı başardınız. Bu önemli bir özellik. Tabii, demek istiyorum ki en güzel kız size aşık oldu. Daha ne olacak? Bir de bana bakın, hasta olmadığım halde 5 senedir hekimin ilaçlarını kullana bu hale geldim ben. Ama en üzücü olanı da Bicli'ye bir türlü kavuşamadım ben. Patron beyi, bana bir akıl verin ne olur. Bicli nasıl benim olabilir acaba? Ömür boyu size minnettar kalırım sevgili patronum. Sen Bicli'yle mi evlenmek istiyorsun? Evet patron. O zaman senin için bir şeyler düşünmem lazım. Evet, düşünürüm. Kulağını getir. Harika, bu patronum harika. Teşekkür ederim. Kafana ye şimdi. Ey kafana. Hadi bakalım. Evet. Çok teşekkürler. Ne oldu şu ya? Nasıl anlatayım Bicli? O Mahabali. Mahabali mi? Ne olmuş ona? Mahabali senin aşkın yüzünden intihar etti. Aman Tanrım, bu nasıl olabilir? Nasıl olduysa oldu, iyi olmuş canım. Onun cesedi nerede? O zavallının cesedi köyün arka tarafında. Öyle mi? Mahabali. Ama sen nereye? Ha bidon. Mahabali. Gitti. Eğer beni bu kadar sevdiğini, benim için canına kıyacağını bilseydim, kalbini asla kırmazdım Mahabali. Asla kırmazdım. Aç gözünü Mahabali, aç gözünü. Mahabali. Bicli. Kork canım, kork. Kork. Olan olmuş. Elden ne gelir? Artık ağlamanın ne faydası var? Onun ruhunu böyle ağlayarak huzursuz etme. Bence köylüleri çağıralım buraya. Cenaze töreni yapalım. Bir an önce, ya ne dersin? Bicli canım. Köylüleri çağırmaya ne gerek var ki? Neden? Zavallı aşk uğruna öldü. Onlara bunu açıklayarak bu aşkı daha fazla rezil etmeyelim. En iyisi üzerine gaz döküp burada yakalım onu. Evet, çok doğru. Galiba doğru diyorsun. Bicli. Hadi sen git. Hadi canım, hadi. Eve gidip biraz benzin... Hayır. Eve gitmesine hiç gerek yok. Ben gaz ve kibriti getirmiştim zaten. Bravo. Evet. Aferin oğlum sana. İndi. Caganate. Hadi go. Wait. Aman go. Dindirin. Tamam oldu işte. Dindirin. Ben ölmedim, yaşıyorum. Sahtekar dolandırıcı. Bana nasıl böyle bir oyun oynarsın ha? Bir daha seni görmek istemiyorum. Bicli anlamaya çalış. Bu benim fikrim değildi. Bu adamın fikriydi. Ona sor. Bu benim patronum. Her şey yoluna gelecek. Onun için yapmadım. Ama artık her şey meydana çıktı. Seni sahtekar. Bu aşk hastalığının ilacı var bende, biliyor musun? Sahi mi? Çabuk ver bana. Al bu ilacı, al. Bu ilacı verdiğinize göre siz kızı da vereceksiniz galiba. Veririm. Önce bu ilacı vücuduna sürsen bakayım. Tamam. Çok güzel, iyileşecek. Bunu sürünce Bicli, yani ne olacak? Bir kaşıntı olacak. Sayın, sizin başka kardeşiniz de mi var? Evet var, o da sana geçti ya. Bak hallettik bu işi, güzelim değil mi? Gördün mü? Patron, bu yabancı köye geldi geleli senin forsun hiç kalmadı. Nagini'yi sen almayı düşünüyordun ama o aldı. En kötüsü de seni yalancı gösterip mağaraların korunmasını ele geçirdi. Şimdi sadece flüt çalıp yılan yakalıyorsun. Hayır Sera. Hem Nagina hem de mağaraların koruyuculuğu benim olacak yakında. Çok yakında. Bunların elinden alınmasına izin veremem. Asla veremem. Şimdi sen git ve o yabancıyı sokarak öldür. Patron, artık senin işin tamam sayılır. Nagina. Nagina.
Nagina! Nagina! Cihangi nişanlını öldürmek için zehirli yılanları üstüne saldı. Ne? Onu kurtarmalısın Nagina. Çabuk git hadi. Nereye gidiyorsun tatlım? Yabancının çığlıklarını duymak için buradayım ben. Sen de dinlemelisin onu. Çabuk git bakalım, yılan onu öldürmüş mü? Hadi çabuk ol. Peki patron, şimdi bakarım. Benim adım Mohin. Ben bir cinim. Sık sık buraya gelirim. Bir gün Trikal'i öldürmek için. Ama o büyücü dualar ve muska sayesinde çok iyi korunuyor. Bu yüzden ona hiçbir şey yapamıyorum. Ama neden Trikal'i öldürmek istiyorsunuz? Çünkü o elması istiyorum. Ama o elması ben de istiyorum. Evet biliyorum. Ama nedenini sormayacağım. O elmasın burada kalmaması lazım. Çünkü önümüzdeki bayram geldiğinde Trikal elmasın gücüne sahip olacak. Ve sonra da Trikal olağanüstü güçlere sahip olacak. Ve bu da dünyamız için felaketler demek. Onun için sana yardım edip elması alman için seninle çalışacağım. Biri geliyor. Seni görmeden önce buradan gitsen çok iyi olacak. Baksana, şunu söyler misin? Seni görmek istesem ne yapmam gerekiyor? Bu taşları al. Beni görmek istediğinde ikisini birbirine sürt. Nerede olursam olayım hemen sana gelirim. Patron, patron! Yılanını birisi öldürmüş. Ne? Yabancı. Nagina. Yabancı. Dur bakalım. Bu mağaraya girmek yasaktır. Kim o? Benim. Trikal. Affedersin Trikal. Hayır. Çok sevindim. Bu mağarayı çok iyi koruyorsun. İşte senden hep böyle davranmanı bekliyorum. Başla.
Ha, sana öyle bir ders vereceğim ki sonunda göreceksin. Kardeşimi bir daha görmen mümkün olmayacak dostum ya. Bir kase süt alalım. İçine bir yumurta kıralım. Sonra kase... Kalk hadi. Hadi kalk, rüya görme. Kalk hadi kalk, rüya görme. Bak, sonra da... Bak, kardeşin evde kaldı. Çok güzel, o hiç evlenmeyecek mi? Bana bak, beni niye burada oturuyorsun? Sana öyle bir dert... Ay sen kimsin? Kimsin? Merak etme oğlum. Ben hayalet filan değilim. Ben bir devim. Dev mi? Ay nasıl? Nereden geldin peki? Nereden? Ben Kam devi. Kamrup. Katmandu'dan geldim. Katmandu mu? Bunu hiç duymamıştım ben. Sen hiç Katmandu'ya gittin mi? Hayır, hiç gitmedim. İşte sebep budur. Diğer bir sebep de... Öğrencilerimin reklamımı yapmaması. Ay. Ve reklam olmadan sanatçı nedir ki, söyle bakayım. İnsanoğlu velileri efendim, unutuyor. Efendim. Affedersiniz efendim. Bağışlayın efendim. Kulunuz köleniz olayım efendim. Aptal. Affedersiniz. Affedersiniz. Artık kendine gel. Affedin. Efendim, size nasıl hizmet edebilirim efendim? Söyleyin lütfen. Bana hizmet etmek istiyorsun. Evet, efendim, buna bakmayın. Ben size hizmet edebilirim efendim. Ederim. O ben zaman git. Yetenekliyim. Çabuk hemen. Kardeşini evlendir hemen. Ay sevap kuzen. Sevap kazan. Ama evindeki uğursuz gitsin. Ay efendim, peki efendim. Bizim kardeşimize layık bir erkeğimiz yok efendim evde. Vallahi efendim haklısınız. Aptal. Sen koca bir aptalsın. Gözlerim var ama görmüyor. Anlaşılan Mahabali'ye dikkatlice bakmadın sen. Kardeşine en layık erkek odur aslında o. Mahabali mi? O gerizekalının tekidir efendim. Üstelik hıçkırık tutma hastalığı vardır onun. Evet, eğer elimde olsa hıçkırıkla beraber nefesini de keserim. O budalanın ben efendim. Onun nefesini mi keseceksin? Ay. Hırsız, sahtekar, dolandırıcı gösteririm sana. Ey Mahabali, dolandırıcı. Sahtekar. Mahabali. Ay.
sen? Bayrama sadece 15 gün kaldığını söylemeye geldim. Merak etmene gerek yok. Bayramdan önce o elması ele geçirmenin bir yolunu bulurum mutlaka. Bir flüt sesi duyuyorum. Herhalde Trikal burada olduğunu hissetti. O buraya gelmeden önce gitsen iyi olacak. Kurtarmıştın. Evet. Ama sen kimsin? Ben Trikal'in kızı Nagina'yım. Sen onun kızı mısın? Neden bu kadar korkmuş görünüyorsun? Baban yakalamak için peşimde. Arkamdan geliyor. İstersen beni yakalayıp ona teslim edebilirsin. Ya da kaçmama yardım edersin. İyilik yapanları yılan bile ısırmaz. Ben bir insanım. Sen nişanlımın hayatını kurtardın. Yaptığın iyiliğin karşılığını canımı versen bile ödeyemem. Babam buraya gelmeden önce seni saklamalıyım. Sen dünya çapına meşhur olacağım. Beşli. Çok zengin biri olacağım. Dünya beni tanıyacak. Beşli kim yapıyor? Herhalde ilacın mutluluğuyla. Olsa gerek, evet, kafayı yedim ben. Kafayı bitti. Bitti. Bicli. Geliyorum. Hey Bicli. Çok ne yorum. Var, niye böyle gülüyorsun? Tapınağa gidiyorum. Tapınağa boşver şimdi. Şuna bak, şuna. Öyle bir ilaç yaptım ki bir tanesi insanı gençleştiriyor, gencecik yapıyor. Gençleştiriyor mu? Herhalde gözlerim içinde ilaç yapmam lazım. İlaç burada ama sen oraya bakıyorsun. İlaç mı? Ne olmuş ilacın? Ben diyorum ki bu ilacın bir tanesi insanı gençleştiriyor. Tek bir ilaçla 50 yaşındaysan 45 yaşına, 45 yaşındaysan 40 yaşına iniyorsun. 40'sa 35 oluyor. Böylece beşer beşer azalta en sonunda içeriye giriyor. Harika abi. Kendin denesene. Hayret bir şey. Ben daha gencim. Üçüncü defa evlenmeyi bile düşünüyorum. Bu ilaçları neden boşu boşuna harcayayım? Eğer ilaçlarımı şehre götürüp satacak olursam her birinden en az 25 bin rupi kazanırım. Sonra da seni gerçek prensesler gibi prensle evlendiririm. Ve sonra... Bicli? Hey Bicli! Utandı galiba.
Sen ne yaptın? Ne yaptın böyle? Kısaca söylemek gerekirse seni kendi kendime eşim olarak kabul ettim. Artık ister kabul et, ister etme. Bunlar güzel de ama ben seni ne kadar çok seviyorsam abim de senin hıçkırığından o kadar nefret ediyor. Ve ondan izin almadan evliliğimiz olamaz. Merak etme, senin kocan olarak ondan ben izin alabilirim. Ne dersin canım? Indomio, merhaba, merhaba, indomino, merhaba, merhaba, merhaba. Ay, hey sen, ha? Evet ben. Hey, senin burada ne işin var? Hekim bey, hayır dualarını almaya geldim. Benden mi? Neden? Benim için dua edin ki eşim uzun ömürlü ve sağlıklı olsun efendim. Ha tabii oğlum, tabii inşallah. Ama dua almak için eşinin gelmesi lazım. Sen niye kendin geldin? Çünkü o sizin yanınıza gelmeye korkuyor efendim. Korkuyor mu? Benden mi? Neden? Ben bir hayalet miyim? Azrail miyim? Cellat mıyım? Kasap mıyım ha? Hayır ama abisisin, abisisin. Kimin abisi? Ay şey gel. Aa, güzel güzel. Umarım sen Bici'den söz etmiyorsundur ha? Hekim bey, eğer Bici'liyle evlendim dersem ne olur şu an size? Seni öldürürüm, öldürürüm anladım, öldürürüm seni, perişan ederim, perişan. Eğer bir gün benimle evlendi dersem ne olur? Abi ne oldu kardeşim? Şimdi ben ne yaparım? Benim bir tane kardeşim var ama şu anda Bicli nerede biliyor musun ha? Şeyden çıkmadan önce ormanda çiçek toplamaya gittim. Ne? Siz bana sormadan balayına mı çıkıyorsunuz ha? Ve sen benden de iyi dualar almaya gelmişsin. Dur şimdi ben sana neler yapacağım göreceksin. Şimdi sana öyle bir şey vereceğim ki dua almaya gelemeyeceksin bir daha. Gel. Korkak bir de kaçarsın ha. सोच में छोड़ दिए हैं तेरी सोच
Bicli. İlaçı. Hekim söylerken duymuştum. Bu insana güç veriyormuş. Bu az gibi. Düğün gecemiz bu yahu. Yer ne kadar yakınlaştı. Bu tavan nasıl bu kadar yükseldi? Hayret bir şey yahu. Bu şişe ne kadar da büyüdü. Neyse boş ver. Bicli şimdi beni bekliyor olmalı. Biclim, ben geldim yavrum. Bicli, kaldıralım şunu. Hey oğlum, sen burada ne yapıyorsun bakayım? Utanmaz, aptal. Kocana oğlum mu diyorsun? Sen Mahabali misin? Evet, ben Mahabali'yim. Sana ne oldu? Ne olacak? Abinin yaptığı ilaçtan 5 tane aldım ve 25 yaş birden gençleştim. Ne? Bicli, yavrum kalksana. Bicli. Ay, gerdek gecemiz güme gitti. Tebrikler canım, tebrikler. Ben dayı oldum. Bütün köye tatlı dağıtacağım, herkese söyle. Ben dayı oldum. Ama bir gecede çocuk ha. Hem de bu kadar. Hem de bıyıklı. Nasıl olur? Bu çocuk değil abi. Bu senin kayınbiraderin. Elbette. Ne dedim? Kayınbirader mi? Ne o da şaşırdı. Ne kayın mı? Evet Ekim Bey, evet. Yaptığın ilaçtan dün gece 5 tane almıştım ben. Ne? Benim bu kadar değerli ilacımı aldın ha? Bir şey yok. Ne yapayım? Alçak gerizekalı aptal. Sen görürsün gününü. Budala herif. Önce kardeşimi kandırıp onunla evlendi. Sonra da benim 25 bin rupelik ilacımdan aldı. Ona öyle bir ders vereceğim ki hayatında sonuna kadar unutamayacak. Ama canım, sen hiç merak etme. Bende ilacın panzehiri var. Ya ona öyle bir ilaç verirsem tekrar eski haline döner. Hayır. İlaç almak istemiyorum. Kardeşinin kucağında çok böyle de çok mutluyum ben. Kes sesini. Kardeşimin ne kadar mutsuz olduğunu hiç düşünmüyor musun sen ha? Ay, bu hiç aklım. Evet tabii, onun için sana ilaç vereceğim. Hayır, ilaç almak istemiyorum. Bicli, bir şey söyle şu abine. Alacaksın. Almayacağım. Alacaksın. Bu ilacı almayacağım. Olacaksın dedim sana. Almayacağım. Ben kucakta çok mutluyum. Bicli. Bu herif ne yapacak acaba? Bicli. Şu sopayı onun ağzına sok. Ay, hadi ağzıma sok. Ağzıma. Hayır, almayacağım. Hayır, almayacağım dedim sana. Lütfen ısrar etme, ağzıma almayacağım. Gelsin, alacaksın ağzına sokunu. Ağzına sok. Sok şunu. Kurtar beni Bicli. Hayır, almayacağım dedim. Dur, ağzına sok. Ağzına sok. Çok güzel oldu. İşte artık kurtulamazsın. Yaramaz. Sen ne yaptın ha? Benim ilacımı bana yutturdun. Evet ya. Aman tanrım. Aman tanrım. Ben ne yapacağım şimdi? Merhaba. Nasılsın? Alçak baldızım. Baldızım. Bir şeyler yapacağını biliyordum zaten. Onun için boruya üfledim. İlacı da sen içtin tabii. Hadi çabuk ol. Doğru ilacı ver. Ben eski halime dönmek istiyorum artık. Ver şu ilacı. Hadi çabuk ol baldızım. Tabii. Duya
yaramaz. Dur çapkın vuruyorum. Hemen şimdi. Bana yaramaz diyor. Hadi çabuk ol, çabuk ol. İnşallah bu sefer beni kandırmıyordur bu bağlı sıkıntısı. Aman tanrım, ne kadar yakışıklısın sen Mahabali. Ah çapkın. Şimdi Bicri'nin sana ne kadar aşık olduğunu anladım. Çok güzelsin kız. Hey, sen de hemen bir ilaç alıp eski haline dönsen çok iyi olur. Hadi şaka yapma. Buna hiç gerek yok. Ne? Artık biz iki kardeş gibi seninle yaşamaya başlayacağız. Ay yok yok, olamaz olamaz. Bana öyle değil. Yapma, daha nazik davran. Tamam mı canım? Bicri'den çok memnunum. Lütfen şu ilacı alsın. Söylesene canım. Bicri olup da bende olmayan ne var? Kızım, ben zehir satmaya şehre gidiyorum. Hemen dönerim. Kendine iyi bak. Peki baba. Sen hiç merak etme. Hadi Şerah. Sen o elmasa ulaşamazsın oğlum. O alçak elmasın etrafını büyüleriyle koruyor. Geçmek imkansızdır. Siz kimsiniz efendim? Ben o Trikal'ın tutsağıyım oğlum. Tutsağı mı? Ne suç işlediniz? Benim suçum o elmasa güç verecek büyüyü biliyor olmam. Ve bu da benim eşim. Ama bu elması neden almak istiyorsun? Nageshwar adında bir cini babam öldürdüğü için günaha girdi. Nageshwar mı? Babam onu yanlışlıkla öldürdü. Ancak bu elmasın yardımıyla babam bu günahtan kurtulabilir. Oh. Demek ki o elmasa güç vermek zorundayım. Trikal'in esaretinden kurtulursak mümkün olabilir. Zalim ne kadar güçlü olursa olsun, bir gün muhakkak ölüme teslim olacaktır. İnsanın vücudu neyi nedir ki? Birkaç nefeslik canı var. Damarlarında dolaşan kan ona hayat veriyor, biliyor musun? Ölümün soğuk nefesini hissettiğinde göreceksin, o da kuru bir ağaç gibi devrilecek. Kuru bir ağaç gibi. Aslında yıllardan beri bu tapınakta çalışıyorum. Arada sırada insanlar ziyarete gelirler. Rahip Bey, bu kadar güzel bir tapınak olmasına rağmen insanlar neden gelmiyor? Aslında bu tapınağın bir özelliği var. Pek kimse bilmez bunu. Her bayramda buraya yılanlar ibadet etmeye gelir sadece. İnsanlar pek gelmezler. Neyse, benim gitmem lazım. Siz ibadetinizi... Sağ olun efendim. Hey, oğlum Şiam nerede? İşte orada, çiçek topluyor. Beyefendi. Hayırdır efendim? Neden bu kadar çok korktunuz? Benim adım Nageshwar. Ben bir cinim. Ne? Peşimde bir yılan avcısı var. Bende olağanüstü güçler olan bir elmas var. Ele geçirip bu güçlere sahip olmak istiyorum. Siz bu elması alın. Bu benim bir emanetimdir. Tam 15 yıl sonra bir bayram günü bu elmas olağanüstü güçlere sahip olacak. Ben toprakta saklanacağım. 15 yıl sonra gelip emanetimi geri alacağım. Eğer bu arada bana bir şey olursa, yani ölürsem, siz bu elması Himalaya dağlarındaki gizli tapınağa götürüp gömün hemen. Bu son arzumdur. Ama bu elmasa hangi duayı okumalıyım? Küçük ben? Bir dua var. Size söyleyeyim. Siz bu duayı 100.000 defa okuyup üfleyin, elmas böylece güç kazanacak. Thank you.
Güzel. Demek elması sana verdi. Ver. O elması bana verdi. Hayır. Bu Nageshvar'ın emanetidir. 15 yıl sonra ona geri vereceğim. O 15 yıl yaşamayacak ki. Ben Tirikal onu öldüreceğim. Elması alın şundan. Elması benden alamazsınız. Hey, ne yapıyorsunuz? Alamazsınız onu benden. Bırakın onu. Ah, bırakın. Elması ele geçirdim. Şimdi ona güç verecek duayı söyle. Söylemeyeceğim. O duayı sana hiçbir zaman söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin? Benim ne kadar güçlü ve zalim olduğumu biliyor musun sen? Zalim ne kadar güçlü olursa olsun bir gün muhakkak ölüme yenik düşer. Götürün bunları. Hayır. 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 Bakın. Gel. Gel yanıma. Ne oldu? Sen kimsin oğlum? Niye ağlıyorsun? Ağlama. Ağlama çocuğum, ağlama. Senin baban kim? Hı? Ne oldu oğlum? Ne kadar şanslıyım ki sizi tekrar görebildim. Ve ne kadar şanssızım ki karşınızda böyle duruyorum. Sizleri tanıyamadım mı? Ne? Evet anne. Evet anne. Ben sizin oğlunuz Şiyam. Şiyam. Evet. Oğlum. Babam. Oğlumuz Şiyam. Anne. Bak baba. Bana o elması alabilmem için bir yol göster. Böylece hem sizi buradan kurtarabilirim hem de rahibi bu günahtan kurtarabilirim. Trikal sağ kaldıkça bu mümkün değil oğlum. O öldükten sonra ancak büyülerin etkisi kaybolacak. Ancak ondan sonra elmasa ulaşabilirsin. O zaman Trikal'i en kısa zamanda öldüreceğim baba. Bir gün bunu yapabileceğini biliyordum. Artık sonun geldi. Ama seni ben öldürmeyeceğim. Bu zevki Trikal'e bırakacağım. Bir sırrı saklamak için Bolu'yu nasıl öldürdüysem
Seni de öldürmekten çekinmem Cangi. Bunu bil. Kurtulamayacaksın. Söyle bakalım, beni neden çağırdın? Sırrımızı Cangi öğrendi ve kaçtı. Şu anda bir yerlerde saklanıyor olmalı. Sen bir cinsin. Onu kolayca bulabilirsin. Eğer Cangi sırrımızı Trikale söylerse asla amacımıza ulaşamayız. Nerede olursa olsun, onu ben bulurum. Bu gece yaşadığı son gece olacak o alçağın. Kimsin sen? Mohini. Bir cinim ben. Ne yapmaya geldin buraya? Seni öldürmeye geldim. Herhalde benim bir yılan avcısı olduğumu bilmiyorsun. Biliyorum. Ama ne senin gücün ne de flütünün sesi Mohini'yi etkileyecek güçtedir. Mohini hepsinden güçlüdür. Benim flütüm etkisizse eğer sopamdaki güç bile yeter. Bir vuruşta canını alabilirim senin. Bununla çok gurur duyuyor olmalısın. Ama ben de zehrimle gurur duyuyorum. Hadi sopanı kullan.
babanın gücüyle çok mu gururlanıyordun? Trikal, bir yılan gece yarısı onu sokmuş. Bu ormanda hangi yılan Trikal gibi bir büyücünün adamını sokmaya cesaret edebildi? Bunu sıradan bir yılan değil, bir dişi cin sokmuş olmalı. Ama Trikal, böyle olduğunu nereden anladın? Cin olduğunu nasıl biliyorsun? Benim adım Trikal. 25 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Yılanları ve nasıl soktuklarını iyi bilirim. Buralarda Canki'yi öldüren bir cin kadın var. Ama benden kurtulamayacak. Artık flüt çalma. Senin hayatının son günü olacak. Flütümün sesine kapılıp gelen cin kadın, beni mi tehdit ediyorsun? Buraya flütün sesine kapılıp gelmedim. Tersine, seni evinden çıkaran ve buraya getiren benim. Sana ne zarar verdim? Ama sen benim adamımı öldürdün. Sende kocam Nageshvar'ın elması duruyor. Onu zorla ele geçirdin sen. Seni sokup o elması geri alacağım. Anladım. Demek sen o Nageshvar'ın karısısın. Gelmekle bana büyük bir iyilik yaptın. Çünkü o elmasa güç kazandıracak duayı biliyorsun. O sersem inatçı Pratap beni dinlemiyor. Gel, senin yardımınla elmasım güç kazanacak. Bu isteğinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğim Trikal. Cin, elimde bu flüt ve boynumda muskan varken bana hiçbir şey yapamazsın. Flütümle seni sersemletip yanımda götüreceğim. Evet. Muskayı al ve uzağa at. Gerisini ben hallederim. Benim adamım bana karşı. Hiçbir zaman adamın olmadım. Mağarada tutsak ettiğin Pratap Singh ve Padmavati'nin oğluyum ben. Onlara senelerce işkence ettin. Bugün elimden kurtulman mümkün olmayacak. Sefer kurtuldu. Ama ne zamana kadar? Kocam Nageshvar topraktan çıkınca Trikal'i kendisi mahvedecek. Göreceksin, göreceksin, mahvedecek. Mohini,
senin Nageshwar'ın eşi olduğunu bugün öğrendim ben. Sen kocamı nereden tanıyorsun? Ben tanımıyorum. Ama onun hakkında çok şey duymuştum. Duymuş muydun? Topraktan çıktı mı yoksa? O nerede? Ben sana nasıl söyleyebilirim? O artık yaşamıyor. Ne? Ne oldu ona? Neden cevap vermiyorsun? Ne oldu? Bana babalık eden rahip kocanı yanlışlıkla öldürdü. Evet Mohini. Kocana tekrar hayat vermek ve annemle babamı o zindandan kurtarmak için elması bulmak zorundayım. Ama o Trikal'in elinde. O elması bugün alacağız. Sen burada kal Şiyam. Ben elması alıp gelirim. Hayır olmaz. Orası büyülerle korunuyor. Alevlerin ulaşamadığı yerlerden geçebilirim. Başarabilirim. Mohini. Biri dokundu. Boyunu kıpırdama. Orada kal. Mohini. Kocam için yapmak zorundaydım. Eğer kocamı kurtarmak için bunu yapmasaydım kim yapacaktı? Onun için canımı bile verebilirim. Evet. Eğer bu elmasla kocam hayata dönebilirse, eski haline dönerse, o zaman kocam için kendimi neden feda etmeyeyim? Al bu elması ve git ve herkesi kurtar. Mohini. Mohini. Hayır. Demek ki amacına ulaştı sonunda. Ama ben Trikal kolay kolay pes etmem. Nereye kadar kaçacak? Yarın bayram günü. Elmas yarın güç kazanacak. Ve Pratap kendisi elleriyle elması bana verecek. Harika. Aferin Şiyam. Hadi oğlum. Bu elmasla Nageshwar'a hayat verip bu günahtan kurtulayım artık. Şera, büyük bir ateş yak. Bütün yılanları öldüreceğim. Ne? O yılanları öldürecek mi? Evet, bunun için büyüler bile yapıyor. Hayır, buna izin vermemelisin oğlum. Pek anlamış değilim anne. Dünyadaki bütün yılanları öldürmüş olacak. Hatta çok uzaktaki yılanları bile ölecek. Bu elmasları alıp hemen Trikal'in yanına gitmelisin. Çünkü yılanları kurtarmamız lazım. Bunun olmasına izin veremeyiz. Elması alıp oraya gitmeyeceğiz. Babam büyük bir büyücü olabilir ama en güçlüsü değil. Ondan daha güçlü tanrı var. O yılanları asla öldüremeyecek. Asla.
dakika. Hiçbir işi tamamlamama izin vermedin. Benim adım Trikal. Asla pes etmem.
Maheshwar'ı oraya tek başına göndermemeliydik. Başına bir şey gelebilir. Ben babamı çok iyi tanıyorum. O elmas için muhakkak ona bir şeyler yapacaktır. Evet oğlum. Maheshwar onun flütünün sesinden etkilenebilir sanırım. Babamın flütü ve büyülerinin çok güçlü olduğunu biliyorum. Ragina doğru söylüyor. Ona yardım etmemiz lazım. Fazla uzaklaşmış olamaz. Tirkal. Maheshwar da. Artık bu elmas bana güç kazandıracak. Olağanüstü güçlere sahip olmama kimse engel olamayacak. Dünyanın en büyük gücü elimde duruyor şu anda. Artık bu muskuya da hiç ihtiyacım olmayacak. Tirkal, elmasın aslı bende. Maheshwar Bey, Tirkal size hiçbir şey yapamaz artık. Zehirinizle onu öldürebilirsiniz. Aptal. Böyle bir oyun oynayacağını biliyordum zaten. Ama ben Tirkal'im. Ben sahte muskayı çıkarıp atmıştım. Gerçeği nerede biliyor musun? Gerçek muska işte burada. Ve şimdi Maheshwar'ı öldüreceğim. Hey Tirkal, Maheshwar'ı bırak. O zaman gerçek elması bana ver. Evet. Ne kadar da aptal mısın Tirkal? Büyücü olmana rağmen hangi elmasın gerçek, hangisininse sahte olduğunu bilemedin. Gerçek elmas işte bu. Hayır. Yalan söylüyorsun. Gerçek elmas bende. Eğer inanmıyorsan elindeki elmasa iyice bak. Ya da ona sor istersen. Söyle. Söyle elmas. Gerçek elmas hangisi? Söyle.
Oh, my God.